Yunanistan devlet kanalı ERT'de yayınlanan Sindesis adlı programda Yunanistan parlamento üyesi Andreas Lovardos ile birlikte katılan Yunan Eğitim ve Din İşleri Bakanı Yardımcısı Angelos Sirigos, Türkiye hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Yunan Bakan Yardımcısının ülkesinde de tepkiyle karşılanan bu sözlerine yakından bakalım. Geleneksel olarak Amerikalıların rolü bu. 1976'dan sonra meydana gelen tüm krizlerde itfaiyeci olarak bir çatışma önlüyorlar. Ama kimin haklı, kimin haksız olduğu konusunda pozisyon almıyorlar. Hakkınızı mı aramak istiyorsunuz? Başka bir yol bulun. Uluslararası mahkemeye gidin diyorlar. Biz Amerikalılar uluslararası mahkeme değiliz. Sadece sessizlik ve düzen istiyoruz diyorlar. Bay Lovardos, NATO ile alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye NATO üyesi ve NATO üyesi başka bir ülkeyi doğrudan tehdit ediyor. Yani burada NATO'nun üyelerini korumak için ne yaptığıyla ilgili ciddi bir sorun var değil mi? Ama önce Bay Lovardos, lütfen bize Bay Sirigos'un ifadelerine katılıp katılmadığınızı söyleyin. Son zamanlarda bu konuyu toplum içinde birçok kez tartıştık. Bu ifadelere %90 oranında katılıyorum. Bugün de aynı fikirdeyim. Ama bir şey daha ekleyeceğim. Her şeyden önce Türkiye sadece NATO'nun bir devlet üyesi değil. NATO içinde mevcut sadece bir ülke değil, askeri ve ekonomik düzeyde en fazla katılımı olan ülkelerden biri. Çok büyük bir ülke ve NATO konseyinde Almanya kadar üyesi var. Bu ülkenin NATO için önemli olduğunu aklımızda tutmalıyız. Uluslararası deniz hukuku belki Türkiye'den yana değil ama NATO'yu diğer ülkelerden daha çok etkileyen bir ülke oldukları gerçeği var. İkincisi, ABD'nin duruşuna gelince, ABD'nin duruşu bize karşı değil. Biz, Türkiye ile kıta sahanlığı konusunda yaşadığımız ihtilaflarda Lahey'e gidelim diyoruz. Deniz hukukuyla ilgili anlaşma imzaladık, uyguluyoruz. Ayrıca uluslararası Lahey Mahkemesi'nin yetkisini de tanıdık. Hatta Türkiye, Hamburg Uluslararası Mahkemesi'ne gitmek istiyorsa oraya da gidelim diyoruz. Biz bunu söylüyoruz. Peki Lahey'e nasıl gideceğiz? Masada hangi konular olacak? Bizim tek derdimiz denizler. Ama Türkler adalarımızla ilgili konuları da gündeme getirmeye devam ediyor. Biz kısaca kara suları, MEP ve kıta sahanlığı gibi ana meseleler için hadi Lahey'e gidelim diyoruz. Ve bu doğru bir pozisyon. Ancak ABD'nin adına son yıllarda yapılan tartışmaya şunu eklemek istiyorum. ABD son zamanlarda lehimize daha net pozisyonlar aldı. Münhasıran Türkiye'nin sorumlulukları ile ilgili pozisyonlar aldılar. Hem Trump liderliğinde hem de Dışişleri Bakanlığında Pompeo ile daha ileri pozisyonlar aldılar. Ve ayrıca ABD'nin şu anki Dışişleri Bakanı olan Blinken'ın yönetimi altında. Bu yüzden Amerikan karşıtı bir rant vermek için bir tarafsızlık beyanında bulunmaya çalışmıyorum. Çünkü son 5 yılda Yunanistan lehine ve Türkiye gibi sorun çıkaran bir ülke aleyhine çok fazla açıklamaları var. Şuna yorum yapmak istiyorum gerçekten. Bay Lovardos haklı. Son 5 yılda Amerikalıların kritik durumlarda Yunanistan lehine konumlanması büyük sürpriz oldu. Eski zamanlarda böyle bir şey olmazdı. Bu gerçeği kabul ediyoruz ama bu değişebilir mi? Örneğin F-16 ile bir anlaşma olursa durum değişir mi? Veya örneğin Erdoğan Rusya ile Rus ekipmanı satın alma görüşmelerini durdurursa o zaman bize ne olur? F-16 hakkında bir şeyler söyleyeyim. F-16 iptal anlaşmasının nedeni Yunan-Türk ilişkileri değil. Türkiye 4.31 frekanslarına müdahale edebilen ve NATO jetlerini gözetleyebilen Rus silah sistemleri S-400'ü satın aldı.
Bu konu sadece Yunan-Türk ilişkileriyle ilgili değil. Yani Türkiye pozisyonlarında bu ikiliye sahip olduğu sürece bir yandan NATO'da yer alırken diğer yandan Rus silah sistemlerine sahip olmak istediği sürece bu sorunlar devam edecektir. ABD F-16'yı Türkiye'ye satmak istiyor. Amerika liderliği bu niyetini dile getirdi. Böldüğüm için kusura bakmayın. Gerçekten Amerikalılar bu niyeti dile getirdiler. Ama aynı zamanda F-16 anlaşması hava ihlallerine bağlayan Senatör Menendez de var. F-16'ların asla başka bir NATO üyesi ülkenin hava sahasını ihlal etmek için kullanılmaması gerektiğini söylüyor. Bu doğru mu? Doğru. Yani söylemeden hava sahamızı kastediyorlar. Menendez'in duruşu bu ve buna müteşekkiriz. ABD'nin Türkiye'ye karşı genel tavrı da bundan etkilendiğine katılıyorum. Yani S-400... Bu durum Erdoğan'ın öncelikle Rusya'ya, ikincil olarak da İran'a karşı duruşuyla ilgilidir. Şer ekseni, Putin, Erdoğan ve İran. Bu üç ülkenin liderliğinin verdiği resim ABD'nin neden bu duruşa sahip olduğunu anlamak için çok basit bir yöntem. Neden tarafsızlık politikasını terk ettiler ve bizim çıkarımız olan belirli bir pozisyon aldılar? Bu yüzden Erdoğan'ın duruşundan dolayı bizimle alay etmek için söylediği o son şey bile bizi füzelerle vurmaması için sessiz kalmamızı söylemesi vesaire. Bu ona yardımcı olmayan bir savaş dili. Peki neden yapıyor? Bunu iç siyasi nedenlerle mi yapıyor? Açıkçası ve uluslararası bir figürün çok karakteristik bir şekilde söylendiği gibi Türkiye dış politikasını savaşlar üzerinden yapıyor ve bu zamana kadar bu şekilde çalıştılar. Bu tehlikeli mi? Kendi seçim bahanesiyle Türkiye halkını bu kadar zehirliyor olması bizim için ne anlama geliyor? Yunanistan'da Trump, Pompeo ve Syriza zamanlarından beri unutma eğiliminde olduğumuzu da ekleyeyim. Dede Ağaç'taki üslerin modernizasyonunu yaptığımız dönemde Amerikalılar sadece sözde kalmıyorlar. Bizi tercih ettiklerini gösteren belirli eylemlerde bulunuyorlar. Bunun Erdoğan'ın politikalarından kaynaklandığı konusunda Sirigos'a katılıyorum. Haklıyız elbette ama birdenbire bizim haklı olduğumuzu anladıklarından değil. Yani şu anda F-16 ile ilgili sorunun çözüm için Türkiye'nin Rusya'ya karşı duruşunu değiştirmesi gerekiyor. Biz aslında Türkiye'nin F-16 almasını istiyoruz. Tabii şimdi değil ama ilerleyen zamanda. Neden mi? Çünkü Batı tarafından kontrol edilmesini istiyoruz. Rus silah sistemlerine sahip bir Türkiye düşünün. Bize karşı saldırganlığını kimse durduramaz. Şu anda Türkiye belirli bir oranda yumuşamış durumda. Türkiye'ye yönelik uygulanan silah ambargosuna paralel olarak bize savunma sistemlerimizde önceki 10 yılda yaratılan açığı kapatma şansı veriyorlar. Son olarak Amerikalılar Türkiye ile aralarındaki F-16 anlaşmasının ne olacağını Türkiye seçimlerinden önce karar veremez. Amerikalılar Erdoğan'a bu hediyeyi vermez. Türkiye seçimlerine ne olacağını bekleyecekler ve sonrasında durumun ne olduğunu görecekler.